Songül Kaplan, 1971 Maske Tunceli doğumluyum. Yaklaşık 8 yıla yakındır Frankfurt Alevi Kültür Merkezi Cemevi üyesiyim. Ve 2016-2017 ve şu döneme kadar da Frankfurt AKM'de Kadın Kolları Başkanıyım. 6 yıllık bir üyelikten sonra Frankfurt AKM'ye en azından kadınlar koluna girip de gördüğüm eksiklikleri tamamlayabilmek noktasında yardımcı olmak adına evet kendimi aday olarak gösterdim ve seçildim. Frankfurt Alevi Kültür Merkezi'nde kadın kolları başkanı olmak ya da kadınlarla ilgilenmek gerçekten çok da kolay bir süreç değildi benim için. Çok zorlandığım zamanlar oldu. Sebebi ve nedeni de şu, yani uzun yıllardır sanırım sadece Frankfurt AKM'de değil, birçok Alevi Kültür Merkezi'nde her yerde olduğu gibi kadını işte mutfakta ya da kadını hizmet edilen bir noktada yani gördüklerinden kaynaklı böyle bir süreçle karşı karşıyaydım. Neler yapılabilir üzerinde tabii ki yine birkaç bayan arkadaşla hani adım atmak ya da bunu değiştirip dönüştürebilmek, çalışmalar yürütebilmek için nerelerinden tutabileceğimizi şöyle bir baktığımızda gerçekten açıkçası tutabileceğimiz çok fazla nokta da yoktu. İnanç bazında açıkçası aslında Alevilik inancında kadının yeri erkekle aynı. Özünde aynı. Bu kesinlikle tartışılmaz bir şey ama pratik alanda yani bu var mı? Çok da göremiyoruz. Neden çok da göremiyoruz? Yani yönetiminden, belki kolların ayrışımından ya da cemlere varıncaya kadar yani bu çok da fazla böyle dile getirilen açıkçası bir şey değil. Neden değil? Yani işte biz ne yaparız? Bütün uluları anarız. Ama örneğin diyelim işte Hacı Bektaşi Veli'yi tamamlayan kadıncık anadır. Kadıncık anayı çok da fazla anmayız. Ya da hani buna benzer hani örnekleri çoktur. Yani biz işte Hazreti Hüseyin'i Muharrem'de çokça anarız. Duruşunu benimseriz ama Hüseyin'i bugüne işte taşıyan Zeynep'i çok da anmayız. Yani bu kadın olarak hani gördüğümüz eksiklikler. Tabii bunları yani nasıl diyeyim hani kadınlarımızın da hani kafasına belki öyle bir yerleşmiş ki hani onları kendileri bile tanımıyor. Yani kadınlarımız bile tanımıyor. Bilmiyorlar çünkü. Ve evet yani Frankfurt Alevi Kültür Merkezi'nde şunu söyleyeyim. Yani yönetimdeki arkadaşlar noktasında çok da fazla hani zorlanmadık. Arkamızda oldular tamamıyla ama üyelerimizden, erkek canlarımızdan yana ya da yaptığımız şeyler noktasında evet zaman zaman zorluklar yaşadık. Yani yaşamadık değil. İsmim Kudret Odabaş, 28 yıldır dernekteyim, görev aldığım seneler de oldu, almadığım seneler de oldu ama hiç dernekimde ayrılmadım, gücüm yettiği kadar maddi yönden, manevi yönden destek veriyorum. Şu anda inanç kolundayım, mutlak sorumlusuyum, derneğimiz faaliyetler çok güzel, ben Gümüşhaneliyim, 68 yaşındayım. 29 yıldır Almanya'dayım. 2 çocuk annesiyim. Ben gençlere Aleviliği, özünü, temelini öğretmek istiyorum yani. Ben kendim şahsım ama o kadar bilgim yok. Ama dedelerimiz elinde geldiği kadar gençlerimize öğretiyorlar. Gençlerimiz de gençlere kurs veriyorlar. Yani inancımızı çok güzel yürütüyoruz. Muharrem'de 12 gün orucumuzu tutuyoruz. Yemeklerimizi veriyoruz. Çorbamız yapılıyor. Kurbanlar kesiliyor. Cemlerimiz oluyor. El birliğiyle yolumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah gençler gelince ben çok mutlu oluyorum. Ona da diyorum biz daha yaşlandık, bayrağımızı sevileceğiz. Yolumuzu bırakmayın. Yani her yönden dört dörtlü bir genç olun. Bizim yerimizi alın. Vallahi ben hiç değişmedim. Aynı durumda olduğum gibi geldim burada da devam ettim. Türkiye edince ziyaretlere de gidiyorum. Cemlerimi de hiç yani şey bırakmıyorum. Her cemde buradayım. Yolumu bırakmayacağım. Yolumdan memnunum. İyi ki bu yoldayım. Teşekkür ederim. Meral Çetin. 53 yaşındayım. 12 senedir Alevi Kültür Merkezi'ndeyim. 10 senedir hangi coğrafyadan geliyorsun? Çorum. 12 senedir Alevi Kültür Merkezi'ndeyim. 10 senedir Kadınlar Kolu'nda. 2 senedir de yönetimdeyim. Gençlik ve Kadınlar Kolu'ndan sorumluyum.
seçimlerde olsun hep kadın kotası oluyor. Niye erkek kotası olmuyor? Mesela o benim çok kafama takılıyor. Hep kadınlar girdiği zaman biz de erkeklere şey kota koysak, onlar sadece 2 tane, 3 tane girebilse, onu da yapamıyoruz. Sizce neden mesela kadınlar niye daha az? Ya bastırılmış kadınlar veya evlerinde genellikle erkek egemenliği. Kadınların fazlası, Alevilikte de yani görünüşte öyledir ama yaşama şekli ayrı. Bir kadın daha bir yerlerdeyse kocası devamlı onu şey yapmaya çalışıyor, yani engellemeye çalışıyor diyebilirim yani. Ben de yaşadım aynı sorunları, kendim yaşadım yani, başkasını da söylemeyeyim. Biz kadınlar, ben kadınlar kolundayken falan benim eşim mesela çok aydın görüşlüdür ama yine de mesela engellemeye çok uğraştı. Ben gene de buraya kadar geldim yani. Gençlik zor. Az geliyorlar. Eskiden daha şeydi. Şimdi belki Türkçe konuşulduğu için, anlamadıkları için. Şimdi bir mesela bizim dernekte yeni başladı diyebilirim. 3-4 aydır Almanca olarak Alevilik öğretiliyor. Gençler, 10 tane genç vardır. Belki ileriye yönelik bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Evden çıkıp gelsinler. Hepsi o kadar. Yani kendilerini kanıtlasınlar, kendilerini ön plana çıkarsınlar. Her erkeğin arkasında bir kadın olduğunu söylemesinler. Kendileri ön planda olsunlar. Mesela bizim köyde muhtar seçimleri oluyordu. Birkaç tane, ben küçüktüm o zaman, kadınlar girmek istiyordu. Kocaları veya kardeşleri veya babaları tarafından hep engelleniyordu. Bizim oralarda hiçbir tane kadın muhtarlık seçimi, en örnek köyde hiçbir yere gelemediler kadınlar. Mesela aslında kadınlar daha bilgili, kadınlar daha erkeklerden daha bilgili diye düşünüyorum. Yani daha da her şeyi iyi görenler, çocuklarını yetiştirenler, ama bastırıldığı için bir yere gelemiyorlar. Teşekkür ediyorum. Nuray Yalnız Örtülü. 1976 İstanbul doğumluyum. Şahsen İstanbul, aslen Dersimliyim. Çocuk gelişimi ve eğitimcisiyim. 16 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Son 2 yıldır da Alevi Kültür Merkezi'nde elimden geldiği kadarıyla hizmet sunuyorum. Mutfakta eksiklik olur mutfakta. Kırk yemeklerinde, sene yemeklerinde, onun dışında kadın kollarıyla yaptığımız etkinliklerde elimden geldiğince, karınca kararınca yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben şöyle söyleyeyim, ben de devrimci ve demokrat bir ailenin çocuğuyum. Alevi kültürüyle büyüdüm. Evlerimizde cemler yapılırdı. Muharremlerde, Hızır'da kurbanlar kesilirdi. İstanbul gibi bir yerde. Daha sonra dergahlara, ilk etapta küçük yaşta evlerdeydik. Daha sonra dergahlara gitmeye başladık. Fırsat bulduğumuzda hafta sonları ailemizle birlikte sürekli dergahtaydık. Ama şöyle düşünüyorum ben, kadınlar her zaman diğer dinlere göre bakıldığında, Müslümanlara veya bir diğerlerine, biz Alevilerde bayanlar ön planda. Yani bundan 20-25 sene öncesine giderseniz daha farklı tabii. Ama şu anda baktığınızda benim gözümde, nazarımda bayanlar ve erkekler eşit. Ha, bazı konularda eksiklikler var, yok değil, ama onların da açılacağını düşünüyorum. Mesela bir kadın olarak bir çalışma yürüttüğünüzde önünüze nasıl bir engel çıkıyor? Ya da her şey günlük gülistanlık mı sizce? Yani bizim önümüze çok büyük bir engel çıkmıyor. Çünkü yönetim olsun, arkadaşlar olsun, her zaman arkamızda destekçiler. Hiçbir eksikliğimiz olmuyor. Genel çerçeve böyle mi yani? Hani mesela siz yaşamıyorsunuz ama diyelim ki başka yerde başka kadınlar bunu yaşıyor. Sizce genel çerçeve... nasıl yani Alevi kadın çalışmaları açısından soruyorum. Tabii doğal olarak etkileniyoruz. Hoş şeyler değil. Yani ne kadar kadın erkek eşit diyorsak, bence sadece sözde kalmamalı. Kadın ve erkek eşit olmalı. Her konuda bu böyle. Yani yürüyüşlerde de görüyoruz. Normalinde kadına karşı şiddet olaylarında yürüyoruz. Ama içimize yürüyüp de eşine şiddet uygulayan insanları da tanıyoruz. Oluyor, olmuyor değil. Her şey dört dörtlük değil. Hoş mu? Hoş değil. Elimizden geldiğince düzeltmeye çalışıyoruz. Peki, tabii ki. Mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an diyelim ki sonuçta yürüyen bir çalışma söz konusu. Geçmişe göre biraz daha yükseliyor aslında kadınların katılımı. Yani siz geleceği gözünüzden nasıl görüyorsunuz? Kadınlar bizle birlik olduğu takdirde daha çok ilerleyeceğimize inanıyoruz. İnanıyorum, kendi adıma inanıyorum.
Birçok şeyi de aştık, aşacağız da diyorum. Güçlük ve birlik olursa aşılmayacak hiçbir şey, hiçbir nokta yok. Mesela hangi çalışmaları yapmak lazım diyelim ki kadınların daha aktif katılması için? Yani bayanların ilk etapta kendilerine özgüveninin daha çok artması lazım. Ben bu işi yapabilirim, kendi başıma ayakta durabilirim. En basitinden bir erkeğe himayesinde kalmamalıyım, yapabilirim, başarabilirim deyip adım atmaları gerekiyor. İlk adım attıkları zaten takdirde otomatikmen her şey bitmiş oluyor. Bizim bir de yaşadığımız şu topraklar, yani Avrupa'da yaşıyoruz. Devlet koruması altındayız. Herhangi bir şey olduğu takdirde bayanlar, yani bu Alevi olsun, Alevi olmasın, diğer kesimler içinde. Devlet koruması sağlanabiliyor. Maddi ve manevi her konuda yardım alınabiliyor. Her şey yapılabilir yani. Önleri açık bence. Yapmalılar da. Merhabalar. İsmim Çiğdem Gülçekin. 78 İzmir doğumluyum. Aslen Erzincan kökenliyiz. Evliyim, iki çocuğum var. Ve 2010 senesinden beri Almanya'da Alevi kurumlarıyla tanıştım. Bir şekilde arkadaşların yönlendirmeleri, işte kadın arkadaşların teşvikleriyle birlikte 2014-2016 süreci içerisinde Hessen bölgesinde bulunduğumuz bir bölgede Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'na bağlı kadın bölge yönetiminde bulundum. Sekreterlik görevini yürüttüm. Şu an Frankfurt Alevi Kültür Merkezi ve cemevimizde kadın çalışmalarına Songül arkadaşlar ve diğer arkadaşlarla, büyüklerimizle örnek alacağımız, işte biraz önce sohbet ettiğimiz Kudret Ana, Meral ablamız, o arkadaşlarla birlikte hem inancımıza, hem yolumuza, hem toplumumuza kadın hareketini daha biraz daha canlandırabilmek, kadının işte o mutfaklarda arka madalyonun arka yüzünde olan o yemekleri bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak pratiğe geçirmek için buradayız. Bu anlamda çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Alevi kadın çalışmalarında geçmişe oranla yükselen bir eğri var. Çok eksiklikleri olmasına rağmen şu an kadınların katılımı çok daha iyi düzeyde. Fakat karar mekanizmasında çok fazla yer edinemiyorlar. Böyle bir genel çerçeveyi anlatacak olursak nasıl görüyorsunuz bunu? Şimdi genel anlamda bakıldığı zaman evet haklısınız. Gerçekten kadın hareketinde bir şahlanma var. Bir şey, bir kıvılcım ortaya atıldı. Ve atılan her kıvılcım aslında bedeller ödenilerek yapılan bu kadın çalışmaları aslında hiçbirisi boşuna değil. Yani en azından diğer kadın arkadaşlara, aynı şekilde bizlere de öyle, bir şekilde ilham veriyor, haz veriyor, belki cesaret bulaşıcıdır diyoruz ya. Bunlar bize aslında hep bir yerde önümüzde görebileceğimiz bir çalışma haritası gibi. Ve ne kadar yaklaşırsanız, ne kadar içine girerseniz aslında o kadar daha çok biliyorsunuz, o kadar daha çok görüyorsunuz. Haksızlıkları görüyorsunuz, güzellik yanlarını görüyorsunuz, zorluklarını görüyorsunuz. Ve bir şekilde ben kadın olarak evet doğru karar verdim, bu çalışmanın içerisine var olmalıyım konusunda hemfikir oluyorsunuz. Bu alanda eşinize, belki bunları yaparken eşiniz karşı çıkabiliyor, yakınlarınız karşınıza çıkabiliyor, dernek yönetimleri karşınıza çıkabiliyor. Bürokrasiden kaynaklı sizi Alevi kültür merkezlerinin, hani bir tüzüğümüzün olmayışı, çoğu derneklerimizde yok. Hatta bölge yönetimlerimizde bile kadınların kendilerine has tüzükleri olmadığından dolayı çok engellerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama bunları sadece girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Yani 7-24 derneklerde kadınlarımız mutfaklarda, ki bu hepimizin sorunu. Almanya'da hani bir söz vardır, 3K kadınlar için çok hani bir engel teşkil eder. Kinder, Kiyaşı und Küşü. Bizde de aynı şekilde. Yani belki bütün seneler boyunca mutfakta çalışırsın, hiçbir sorun olmaz. Ama bir anlamda karar verme pozisyonuna geçtiğiniz zaman, yönetimlere gitmek istediğiniz zaman ya da mikrofonu
elinize aldığınız zaman en devrimci, en demokrat, yoldaş, heval dediğimiz eşlerimiz, yani tanıyamıyoruz. Yani bunun çok büyük zorlukları var. Bunu pratikte anlıyorsunuz. Ha, inanç böyle mi? İnanç bunu demiyor aslında. Yani en eski bir şeyleri kazıyorsunuz. Ha, bu böyle değildi, daha da öncesi var diyorsunuz. Mesela tarihin geçmiş en bizim için yazılı kaynakları olarak dediğimiz Sümer tarihlerinden ya da Sümer hitabelerinden ya da geçmiş çok tanrılı dinlerden bugüne kadar gelen süreçte Aleviliğin aslında özünde gerçekten kadına vermiş olduğu değeri görebiliyoruz. Var bu. Bizler savaşların yapıldığı dönemlerde ya da kadınların savaş ortamlarında ganimet olarak alıp verildiği sıralarda bile biz Alevilik ne yapıyoruz? Kadını Kırklar Meclisi'ne taşıyoruz. Orada 17 kadın ya da 23 erkek olabilir ama biz o sayıya takılmıyoruz Aleviler olarak. Orada peygamberin dahi oradaki 17 kadınla birlikte aynı eşit haklara ya da birinin hepsi için, hepsinin birisi için aynı şeyi ifade ettiğini görebiliyoruz. Ya da müsahiplik. Mesela bizim yolumuzun olmazsa olmazlarından biz orada ne diyoruz? Eşlerin rızalığı olmadığı takdirde biz o kurumu gerçekleştiremiyoruz. Olguyu gerçekleştiremiyoruz. Ya da cemlerimiz başlandığı zaman orada ne yapıyoruz? Kimse yani rızalığı yoksa bir şekilde başlatamıyoruz. Orada bir şekilde kadına eğer sorunun varsa kendini ifade edebilirsinin fırsatı da veriliyor. Ya da kadınların eğitimi konusunda bugün pratiğe bakıldığında da Dersim kökenli o bölgelerde aslında kadın ya da kızların daha çok eğitimine önem verildiği noktalarda. Ama gelen süreç içerisinde, geçilen süreç içerisinde yara almışsa bununla birlikte Aleviliğin içerisinde kadına bakış açısı da yara almış. Ben öyle değerlendiriyorum. Mesela Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürümesinden sonra kadıncık ananın hani tekke ve zaviyelerin yürütülmesi ya da aptal musalların gelişiminde emeğinin olmuş olduğunu görüyoruz. Ama geldiğimiz süreçte bugün Alevi dünyamızda ya da Alevi inancımızda, öğretimizde anaların posta oturması gibi çok büyük bir sorunumuz var. Yani bunu bir şekilde dillendirebiliyor muyuz ya da yeterince yer bulabiliyor mu bu Alevi toplumunda? Biz çok büyük zorluklar yaşadıklarını biliyoruz. Bunları geliştirebilmek adına o anaların dilek ve temellilerin olması gerçeğe, pratiğe dökebilmek adına bu şu an bence de Alevi kadınlarının en büyük sorumluluğu olmalı. Kadınla birlikte, anayla birlikte kadınların bir şekilde yönetim ve karar verme mekanizmalarına girerek Aleviliğin özüne yönelik çalışmaların belki de gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Alevilik bir yani yönetime karar verme mekanizmalarına ne kadar çok erkek sayısının olmasından kaynaklı bir şekilde erkekleştiriliyor. Böyle bir süreci görüyoruz. Yani bölge yönetiminde de gördüğüm zaman gerçekten her biri ateş parçası. Gerçekten bu yola yüreğini koyarak var olmuş kadınlar var. Yani yeter ki bu inancın hani ne kadar kentselleşmeyle birlikte ne kadar yozlaşmaya ya da asimile olmaya eğilimli olsa da kadın bir şekilde taşıyıcı. Yani ne olursa olsun kurum içerisinde ya da kurum dışarısında asimilasyon politikaları, müfredatlar işte ne olursa olsun bir şekilde diyor ki bu yol yürümeli. Bu inanç yürümeli. Bu noktada elimden geleni yapabilmeliyim. Ama bunu derken bir üzerimizde bir özgüven sorunu var. Konuşamama gibi bir çekingenliğimiz var. Aman işte eşim ne der, aman yönetim ne der, aman bir üst kurumum ne der diye. Ama bu tür eleştirileri dile getirirken biz ne yola ne de inanca ne hakaret ediyoruz ne de yok sayıyoruz ya da herhangi negatif bir şey, bir tablo çizmeye çalışıyoruz. Biz
inancımızı ve öğretimizi dile getirirken biz hep şunu diyoruz. Kadın ve erkek eşittir. Kadına değinmeden geçemiyoruz. Ve bu nedenle bunu pratiğe dökmek gerektiğini düşünüyoruz. Bunu pratiğe geçirerek yönetimler içerisinde kadına dair verilecek herhangi bir konu ya da herhangi bir etkinlikte kadınların fikirlerinin alındığı ya da kadınların sorunlarına yönelik kadınların bilerek ve yaşayarak tecrübe etmiş oldukları o sorunları bir şekilde biz karara varılmasını ve yazılı olarak yazılara geçirilmesini istiyoruz. Bu anlamda kadınlara daha çok mikrofon uzatılmalı. Yani özel kürsüler verilmeli. Bizler değil ama içerisinden, onların içerisinden, onların tecrübeleriyle birlikte nelerin daha iyi yapılmasına yönelik çalışmalar, Alevi kadınına yönelik bir takım çalışmalar, bulunduğumuz bölgelerde belediye yönetimleriyle birlikte bir takım çalışmalar yapılmalı. Mesela burada da çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz ama Frankfurt Alevi Kültür Merkezimiz mesela bölgenin en büyük ya da üye sayısına sahip olduğu bir Alevi Kültür Merkezi ve cemevimiz. Ve bu anlamda mekanlarımız artık bize dar geliyor. Meral abla kısa bir değindi aslında. Yani kadınlara verilen kotadan dolayı yani. Örneğin sadece Frankfurt Alevi Kültür Merkezi'nde değil bütün cemevlerimizde de öyle. Çiğdem arkadaş değindi. Bir, Alevi kültür merkezlerinde kadınların hiçbirinin, yani kadın çalışmalarının hiçbiri kesinlikle tüzükte yer almıyor. İşte her birinin farklı maddeleri var. Frankfurt Alevi Kültür Merkezi'nde 10. maddede işte kadınlar kolunun oluşturulması. Yani yönetim çatısının altında oluşturulması. Söz karar yetkisi yönetimde. Yani biz bir çalışma yaptığımızda, örneğin bir panel yapacaksak, yönetim ona karar vermek zorunda. Eğer panelisti beğenmiyorsa iptal edebilir. Çünkü kendi başına özgün bir çalışman yok. Onun çatısı altındasın. Tüzükte de yerin yok. Seçimlerde örneğin işte kota meselesine gelince şöyle bir şey var. Her kültür merkezinde yönetim içerisinde iki kadın kotası var. Bunu aşıyoruz. İki kadın kotasında işte bölgeye eğer kadın gönderiyorsa Frankfurt Alevi Kültür Merkezi bölge çalışma grubu kuruyorsa yine iki delege hakkım var. Ve bölgeden yani bu üst kuruma kadar yükseliyor. Yani hep kadına iki. Oysa şöyle bir baktığımız zaman yani kurumların kendi çalışma tarzı yönetim şekline baktığımız zaman işte 9 asıl 3 yedek işte bunun denetlemesi bilmem şeyini sayarsan yaklaşık hemen hemen bir 22'yi buluyor ama 22'de iki kadın. Yani böyle düşündüğünde demek ki hani burada gerçekten çok ciddi anlamda yani Alevilik öğretisi içerisinde kadın erkek yani temelde eşit ama yani bu yanlı çalışmalara baktığın zaman hani kadın çok da hani o eşitlik içerisinde değil. Tabii ki şu demek değil yani hani buraya yönelik konuşuyoruz. Alevi Frankfurt Alevi Kültür Merkezi Cemevi'nin içerisinde bulunan yönetici arkadaşlarımızın tamamının tabii ki kadınlara, bizlere verdiği bir çok büyük bir destek var. Bu iki yıl içerisinde yaptığımız her şeyi onların desteğiyle yaptık. Önümüzde açtılar, bir engel yok. Ama diğer kurumlarımıza baktığımız zaman, diğer cemevlerimize baktığımız zaman orada gerçekten çok daha ciddi sorunlar var. Nasıl var? Yani evet, yönetim eğer beğenmiyorsa ya da işte onaylamıyorsa kadın o panelini ya da getirebileceği o sanatçıyı ya da getirebileceği o yazarı maalesef yani kendi düşüncesine göre yani yapamıyor. Burada gerçekten ciddi bir sorun var. Ha kadın eşit yani özünde bu inanç içerisinde eşit görülmesine rağmen çok mu hani düşünüyorum iki yıl boyunca çok mu gerçekten hani şeyiz özgürüz ya da gerçekten bir noktada bir yerimiz var? Yok ben çok da aman aman o eşitlik yönünde olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu geniş anlamda baktığımız zaman aslında diğer kurumlar açısından da bu böyle. Yani devrimci örgütler açısından da öyle ya da ne bileyim sosyal demokrat ne dersek yani o oralarda da yani bu öyle. Yani bu insanın kendisiyle güvenle başlar çünkü biz kadınız. Yani doğuran biz, büyüten biz, açıkçası her noktada ilk eğitimi veren de biz.
Yani bütün bunların yanında düşünsenize, yani şey diye düşünüyorsun, yani senin doğurduğun bir erkeğin kalkıp senin önünü tıkaması. Yani burada bir gerçekten ciddi bir yanlışlık var. O zaman onun karşısında durması gereken de biz olmalıyız. Yani ben çok toz pembe bakmıyorum ama çok da umutsuz bakmıyorum. Bunun birebir sadece inançlarda, inançlara bağlı olduğunu ya da bu inançların içinde yaşayan kadınların değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu inanıyorum. Tüm toplumların sorunları olduğuna inanıyorum. Ve Alevi Kültür Merkezi cemevlerinde de bunun sadece inançlara bağlı olduğunu da düşünmüyorum. Yönetimlerine, yönetim içerisinde bulunan gerek kadınlarımıza, gerek dedelerimize, gerek analarımıza, özellikle analarımıza, yani müthiş derece iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bir de şöyle bir yanımız var. Bizim analarımızın, eğer evladı Resul değilsen bir defa posta oturamıyorsun, bu bir. İkincisi, eğer evladı Resulsen, analık sıfatın varsa, işte eşinden dolayı, yani evladı Resul değilse, eşin farklı bir hani şey değilse, sen yine o posta oturmuyorsun. Bu önünde engel. Bence bunların, yani kendi adıma söylüyorum, çok da önemli olmamalı. Eğer yani bilgili olmak, onu aktarabilmek, gerçekten özümsemek, o inancı hani temeline kadar inebilmesi ve aktarabilmesi açısından, yani kadın veya erkek bunu yapabiliyorsa orada yerini alabilmeli. Çünkü hani şey, ben de evladı Resul'üm. Ama işte eşimden ayrılmışsam ya da işte farklı bir boyut yaşamışsam, ben gelip orada analık yapamıyorum yani. Yapamayacağım. Bu tür şeyler bizim gerçekten kadınların da önünü tıkıyor inançsal açıdan. İnancı sadece yani Aleviliği, dini kalıplar içerisinde de değerlendirmek biraz yanlış olur diye düşünüyorum. Felsefi boyutuyla, tasavvufi ya da inançsal ya da toplumsal bakış açısıyla bakıldığı zaman, inancın içerisinde ya da gençliğine baktığımız zaman, gerçekten gençlerimizin, kızlarımızın gerçekten çok aktif olduğunu görebiliyoruz. Yalnız bir şekilde evlilik birleşmesiyle birlikte sanki şöyle bir algı oluşmuş. Evlenince ya da kutsal annelik göreviyle birlikte sizin bu tür platformlardan, bilhassa karar ve yönetime de bulunup karar verme mekanizmalarında bulunmanıza bir engel. Evli olmuş oluşunuz ya da çocuklarınızın kutsal annelik görevinden dolayı bir şekilde geride kalmanız anlamına geliyor gibi. Bu anlamda bakıldığı zaman gerçekten de kadınlar olmalı diye düşünüyorum. Bilhassa da ki Avrupa'daki Alevi hareketinde bununla birlikte büyük, yani önemli bir derecede Almanya'yı değerlendirdiğimizde gerçekten Alevi hareketinin beyninin burada olduğunu düşünüyorum. Gençliğinden tutun inançsal anlamda ya da kadınlar birliği açısından ve bunları, bu tür oluşumları birer fırsata dönüştürebilmek gerektiğini düşünüyorum. Yan öteki tarafa atılmış olanları olarak bunların başında kadınlar geliyor. Kadınlar, Aleviler, Kürtler, Ezdiler, Süryaniler. Bu anlamda hepsinin birlikte yan yana olması gerektiğini düşünüyorum. Ve biz Alevi kadınları olarak da yok, bana dokunmayan yılan bir yaşasın diye bir lüksümüz yok böyle bir süreçte. Çünkü 15 senelik bir AKP iktidar süresi içerisinde toplum bir rejim değişikliğiyle birlikte, bilhassa da yani o toplumun %50'sini, yarısını oluşturan kadınlar üzerine uygulanan baskı ve yasaklar nedeniyle kadınları hedef alan bu 4+4+4 eğitim sistemi, müfredatın tamamen İslami, şeriatçı ya da bu gerici diyebileceğimiz bir zihniyetle donatılmış olması, işte müftülerin nikah kıyabilmesi, daha sonrasında işte evlilik yaşının kız çocuklarında 9 yaşa, erkeklerde 12 yaşa indirilmesi konusunda tamamen siyasi ağızla birlikte kadınlara yönelik ve kadınları değiştirerek İslami normlara uygun bir toplum yaratılmaya çalışılıyor. Ve görüyoruz, kadınlar her gün sokaklarda. Bununla birlikte Alevi kadınları da belki çok var ama bir örgüt çatısı altında beraber yürüyebilme anlamında yoklar. Ama kadınlarımız var orada. Alevi kadınlarımız da çok var.
kendi Alevi örgütlenmesi adı altında Alevi kadınlar olarak da gerçekten yürüyebilen arkadaşlarımız var. Ama bu sadece kadınların, yani bu İslami normlara uygun bir toplum yaratabilme çalışmaları içerisinde yapılan tüm bu kadın çalışmaları ya da bu kadınların isyanları, o sokakta olan her gün biz işte bu sisteme karşıyız, tecavüzcüye, tacizcisine, işte gerici, müfredatın tamamen kadını yok sayan, kadını ötekileştiren, kadını bir birey olarak görmeyen bu sisteme karşı mücadele eden kadınların, Alevi kadınlarının sorunu da Alevilerin sorunu olmalıdır diye düşünüyorum. Bu noktada biliyorsunuz yani Kenan Evren döneminde bile bu kadar kötü değildi eğitim sistemi. Cihat belki müfredatın içerisine girmemişti. Şu an bu tohumlar atıldı. Biz artık öyle bir sürece geleceğiz ki belki 5 sene, belki 10 sene sonrasında kendi çocuklarımızı bile tanıyamayacağız. Ve kendi Alevi çocuklarımızın bile çok birçoğunun IŞİD tarafında hatta bulunup da orada öldüklerini biliyoruz. Bu anlamda gerçekten Alevi toplumuna, Alevi kadınlarına çok görev düşüyor. Ben bir gün 8 ya da 9 yaşlarındayım. Dedemle böyle bir sohbet ediyoruz. Gençleri almış daha doğrusu. Etrafında çocuklar var. Ve işte bir soru sordu bize mesela örneğin çocuklara. Dedi ki şimdi karşıdan dedi iki kişi geliyor. Birisi piri, birisi de müsahibin. İlk önce hangisine gidersin diye mesela bir soru yöneltti biz çocuklara. Tabii hepimiz böyle çok biliyormuş gibi ilk önce tabii pirin eline gideriz dedik. Hayır dedi. Yani pire değil, ilk önce müsahibinin eline gidersin, müsahibini karşılarsın. Nedenini de açıkladı. Çünkü müsahiplik yani o kadar hani ikrar açısından o kadar büyük bir ikrar ki müsahibinle aynı kefene giriyorsun. Yani sen onunla birsin, bir cansın. O yüzden müsahip pirden önce gelir demişti. Mesela bu çocukluğumuzdan olan hani bir şey ama kafamda hani benim gerçekten yer etmiş bir şeydi. Örneğin cemlerde yani cem yapıldığı zaman yani evet dede otururdu ama dedenin yanında da sağında solunda eğer rayber işte varsa yine de o postun olduğu yerde kesinlikle iki tane kadın ana vardı. Yani bizim gördüğümüz çocukluğumdan hatırladığım şeydi ve ananın da en az pir kadar yani söz sahibi olma noktası vardı. Çünkü eşit tutuyorsun. Yani eşit değerde yani görüyorsun. Ha bir başka örneğe geldiğimde mesela o kadar hani anaların önemini anlatmak açısından söylüyorum. Çocukluğumda hatırladığım bir şey bu. İşte iki ailenin bir kavgasında, çok ciddi bir kavgada bir kişi öldürülmüştü. Belki çok daha fazla insan da öldürülebilirdi. Ama o kavgayı mesela durduran yine kadınlar olmuştu. Yani kadınlar durdurabiliyor. Yani kadınlar yeri geldiğinde bu inanç içerisinde orada kendi değerini koyduğunda gerçekten bir şeye dur diyebiliyor. Ha bu durum işte çözüldüğünde nasıl çözüldü? Aileler barış sağlandı ama barış neye göre sağlandı? Yine o inancın hani kendi içerisinde, kendi aile içerisinde çözülmüştü. Yani kimse kimseyi hani kan davası haline getirip o onu öldürecek ya da bu bunu öldürecekle değil. Çocukluğumdan hatırlıyorum ama o mesela o şekilde bir barışa yani giden bir yol oldu. Ve yine çocukluğuma dair hatırladım. Dedem 115 yaşında vefat etmişti mesela. Hani işte 38'de yaşamış bir insan. 7 yıllık askerlik yapmış yani bir adam. Ve hani tarihi yani süreçlerine baktığımız zaman Aleviliğin gerçekten kendi inançlarını çok gizli yaşadıkları kendi içlerinde hani böyle işte odalara kapandıkları ama özüyle yaşadıkları hani bir ortamdı. Ve o ortamda müsahipsiz olan mesela hayatta ceme giremezdi. Yani ceme giren herkesin müsahibi olmak zorunda. Yani müsahipsiz ceme girilmezdi. Ve düşkün olan yani şöyle düşkün olan eşinden ayrılmışsa, eşine haksızlık etmişse ya da çocuğuna haksızlık etmişse o ortama gerçekten alınmazdı. Alınması için yani orada bir dara durması gerekiyordu. O dar sürecinden sonra o ceme alınırdı ya da ceme girerdi. Şimdi hani şöyle bakıyoruz. Evet inancımızı devam ettiriyoruz. İnancımızı sürdürüyoruz. Ve hani bu inanç gerçekten çok güzel, çok mükemmel. Kendi içerisinde zaten dengeleri yani sağlamış. Ben tabii Dersim yöresinden geldiğim için oraya göre konuşuyorum.
Ama birçok yörede de daha farklı yaşanıyor bu. Yani Alevilik çok daha farklı ele alınıyor. O yörede hani benim çocukluğumda gördüğüm şeyler bunlardı. Şimdiye bakıyorum. Yani şu an için yani bakıyorum. Evet, arada gerçekten dağlar kadar fark var. Öze döner miyiz? Yani öze dönebilmemiz için bir defa hani şu ocaklar meselesi de çok önemli bana göre. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hani işte dedelik sıfatı ya da analık sıfatı hani bu ocaklardan dolayı hep evladı Resul'den dolayı geliyor ya. Oysa işte Alevilik de der ki 4 kapı 40 makam der. 4 kapı işte şeriatı geride bıraktığını söyler. İşte tarikattır, marifettir. Hakikat kapısı da bilge kapısıdır. Yani bize öğretilen en azından bu. Demek ki o ilim kapısında bence o 4 kapıdan geçmiş, kendini yetiştirmiş. Hangi ana, hangi dede olursa olsun evlad-ı resul olmadan da oraya oturmalı bence. İzmir'de tamamen belki o sürgün sürecinden kaynaklı 78'lerde işte ailenin siyasi politik bir duruşu yok. Tamamen yabancı bir ortamdasınız. Kendi toplumunuz içerisinde değilsiniz. Aman sakın Alevi olduğunu söyleme. Ya da Ramazan dönemlerinde hani onlardan daha öncesinde ailenin hemen ya biz de tutuyoruz dediği dönemlerden yani o süreci yaşadım. Öyle bir çocukluğum oldu. Ben bugün o çocukluk dönemimi hani aman sakın Alevi olduğunu söyleme dedikleri o çocukluk dönemiyle birlikte şu an 2018 yılında ben bu örgütle tanışmayı kendime bir veli nimet olarak görüyorum. Yani ben belki geçmişime yönelik o tarihi ya da bu tarihin içerisinde kadın hareketini ben belki 30'lu yaşlara yaklaşırken fark ederken benim çocuğum ya da benim çocuklarım buraların içerisinde büyümekten dolayı yollarını ve nereden geldiklerini bilecekler. Daha altyapısı sağlam bir şekilde gelecekler. İkrar verdiğimiz, ikrar vererek gelip niyaz olup, kapılara niyaz olup girdiğimiz bu kapılar içerisinde ne diyoruz? Canız diyoruz. Hepimiz birer can, kadın, erkek ayrımının olmadığı, işte ölürse tenler ölür, canlar ölür, ölesi değildir deriz. Ve o canın hak katında kadın erkek olarak ayrılmadığını görüyoruz. Ama gelişen süre içerisinde tabii pratikte değişmiş. Biz ben şu an şu yapılan söyleşinin bile Alevi kadın hareketine bir şeyler katabileceği noktasında çok olumlu düşünüyorum. Öyle bir inanca sahibim şu an. Sizin de bu noktada emeğinizi gerçekten takdir ediyorum. En azından işte bu yolu ve yolun içerisinde var olurken birlikte yan yana yürüyebilmek, birlikte görüş alışveriş ile birlikte fikir alarak pratiğini işte sizin açınızdan, bizim açımızdan o nasıl yaşamış, değişik bölge, coğrafi yönlerden gelerek işte birbirimizi dinleyerek işte Dersim yöresinde böyleymiş ya da İzmir yöresinde şurada şöyle yaşamış diyebilmek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cemlerde bahsettik. Normalinde ben de arkadaşım dediği gibi, yaşadığı gibi çocukluk zamanında Alevilerin inkar edildiği zamanlarda yaşadık. Ailelerimiz bize söylüyordu, sakın Alevi olduğunuzu söylemeyin. Çünkü sürekli okullarda da kavgalar oluyordu, yaralanmalar oluyordu, problemler yaşanıyordu. Sakın Dersimli olduğunuzu söylemeyin, Alevi olduğunuzu söylemeyin. Her sabah evden çıktığımızda annem bize bunu özellikle sıkı sıkı tembih ederdi. Dediğim gibi derneklerde, dergahlarda büyüdük. Evlerimizde cemler yapıldı. Biz de dede sonradan cem için sonradan odaya girmezdi. Dede önceden odasına girerdi. Gelen kişiler önce kapıyı niyaz eder, sonra eğilir yeri niyaz eder. Dedenin ayağının önüne kadar giderdi. Cem süresince hiçbir şekilde dede insanları uyarmazdı. Konuşmayın, sessiz olun veya hü kelimesini kullanmazdı. Ama burada cemler çok farklı yapılıyor. Her zaman benim ister istemez içimde bir kıyaslama oluyor. Artı dedeler sohbetlerden ziyade deyişleriyle cemini bitirirdi. Genelde konuşmazlardı sürekli deyişlerle. Artı kazanlar kaynardı. Kazanların içine dede kaynayan kazanın içerisine elini koyup
yapılan lokmayı karıştırır, bir tik et çıkarıp herhangi birisine verirdi. Bunları kendimiz gözle gördüğümüz için, o şeyleri yaşadığımız için, yani Cem'in ne olduğunu, dedeliği, özünü gördüğümüz için şu anda kıyaslama yapmamız doğru mu? Ha, değil. Ama ister istemez bir kıyaslama yapıyoruz.